Yandım anam. Hava taarruzu. Kimyasal silah kullanıyorlar. Berat, geç bizi zırvalama hadi. Kalk hadi. Kalk. Ya, ne oluyor böyle sabah sabah ya? Ne olacak? Üzerinden koca hafta geçti. Levent Üstemi'nin siniri hala geçmedi. Bana bakın. 15 dakika içinde herkesi iç alanda görmek istiyorum. Geç kalan eğitim alanına sürünerek gelir. Hadi. Daha ne kadar sürecek bu böyle ya? Abi her sabah spor mu olur abicim ya? Onu serserilik yaparken düşünecektiniz. Yeteri kadar anlayış gösterildi size. Komutanım, bölük komutanımız geliyor. Karargah destek bölüğü! At! Azol! Dikkat! Karargah destek bölüğü sabah istimasında bir astsubay 70 erbaş verle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol başçavuşum. Sağ ol. Buraya bak. Sağ ol. Özür dilerim komutanım. Nasılsın askeri diye sorardınız ya. Ondan. Adam olana hatır sorulur. Vedat, Gökhan, Şakir, Cemal. İkinci ve Emre kadar çarşı cezalısınız. Görev listeleri kağıtta yazıyor başçavuşum. Gerekeni yap. Emredersiniz komutanım. Oğuz, Baybars, Ahmet, su deposu temizliği. Vedat, Şakir, Naci, Gökhan. Toprak havalandırma. Ne o beyler? Arıza mı gitti? Ne tefeciniz kaldı ne de yapmadınız serserilik. Bu cezalar size az bile. Hamza, Kadri, Talat. Mıntıka temizliği. Allah bu cezalar koymuyor. İstesin bütün alayı temizleyelim. Ama yeter ki affetsin bizi. Ya isterse mahkemeye versin ama bize böyle bakmasın. Bunlar iyi günlerimiz. Esas duyduğun başımıza gelirse yandım. Şşt Cumbo. Ne oluyor ya? Abi çıkarttı ağzındaki baklayı. Ne oluyor lan? Askeri mahkemeye mi çıkıyoruz yoksa? Ya geçen alay komutanı yoktu. Tahir Yüzbaşı'nınla yemek kontrolü için çıktık. Bizim bölüğü dağıtmaktan bahsediyorlardı. Hadi canım ya. O kadar da değildir herhalde. He? Yaparlar mı yaparlar. Yemediğimiz halt kalmadı. Vallahi beyler kendi adıma. Ben bu yaştan sonra başka birine komutanım falan diyemem ha. Ne yani? Başımıza öve komutan mı getirecekler? İstemem ben. Abi vallahi bizim yüzümüzden oldu be. O kadar iyi davrandı. Yeri geldiğinde babalık yaptı. Ama biz susaz. Kıymetini bilemedik adam. Hepsi benim yüzümden oldu. Ben olmasaydım ne tefeciye gidecektiniz ne de bunlar başımıza gelecekti. Yok be Kadir abi. Sana gelene kadar biz ne haltlar edik bir bilsen sen bile sopalarsın bizi. Öyle valla. Hadi ben sevimliyim. Ne yapsam hoş görüyor. Alttan alıyor tamam. Çok üst üste geldi be. Ya bir yolunu bulup gönlünü de almak lazım. Ya çok üzdük Levent Üstemir'i çok. Hadi biz gidelim toprağı havalandırmaya. Görüşürüz Kadir abi. Kolay gelsin buradaylar. Eyvallah sağ ol gözüm. Ha buraya olsan da koluma bacağıma biraz masaj yapsan. Ya her tarafım ağrıyor. Sabah spor, akşam eğitim. Canımdan bezdim vallahi. Hiç sorma. Levent Üstemir barut füçüsü gibi. Kibrit çaksan patlayacak ya. Uy. Sayın abimiz, bu bir teyp kaydıdır. 56. alay nizamiyesine doğru yapılan bütün aramalar ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Uzunca bir süre aramayız. The member you have called cannot reach at the moment. Please try again later. Ne ettiniz komutanım? Bundan sonra nizamiyeye dışarıdan telefon bağlatırsan Cemal, çarşı cezası alacaksın. Tekrar edersen doğru diskoya. Ver şu radyoyu. Radyoyu ver. Şuraya. Bir de stok yapmış. Bundan sonra nizamiyede gazete, dergi, yiyecek, içecek yok. Demirbaş olarak bulunması gerekenlerin dışında hiçbir şey bulunmayacak. Ne oluyor komutanım ya? 4. Murat mı gelecek kontrolü? Lale devri bitti artık. Oturun derdinize yanın.
Uy, harbiden yandı kulak. Ne acayip haberler ya. Çarşı cezalısın sen de. Ama ya... Konuşma, hiç konuşma. Bütün oyunları sileceksin bu bilgisayardan. İnternet bağlantı kablolarını sök, hemen. Emredersiniz komutanım. Da yazışmalar? Bundan böyle internetle ilgili iş olduğu zaman alayın haber merkezinden yapacaksınız. Ferit, bundan sonra sen de buraya girmeyeceksin. Kapının önünde mi bekleyeceğim komutanım? Evet Ferit, sen de diğer haberciler gibi komutanın kapısının önünde bekleyeceksin. Sandalye yok, oturmak yok. Hatta gazete okumak bile yok. Mehmet Hüseyin'in emri. Çok kötü oldu. Bu ne ya? Ne bu ya? Ay. Of, of dur. Rahat dur. Ya ne yaparız böyle be ya? Ne mi yapıyoruz oğlum? E toprağımızı havalandırıyoruz. Vay be. Nasıl da havalı olurmuş toprağımız. Ya Vedat ağaca işin dalgasındasın be ya. Onu demiyorum oğlum. Bu iş bile gitmez. Bir şeyler yapmamız lazım. He valla. Ben bir başkasıyla aynı koğuşta yatmak istemem. Valla ben de. Alıştık birbirimize be ya. E bütün millet dalga geçer adımız çıkar be valla. Vedat doğru söylüyor abi. Git bundan sonra başkasına komutanım da işin yoksa. Tabii doğru söylüyorum. Ne varsa Levent Hüseyin'im de var. Kral adam. Bugün. Başka bir komutanın eline düşsek inim inim inleriz. Vallahi orası öyle. Ele var ya ikinci tabura düşsek kafadan yandık bittik yani. Orada bir tane şey var. Betim bir başı. Sade eğitim yaptırıyor. Kızanlar sabahtan akşama kadar yorgunlukta yemek bile yiyemiyorlar be ya. Bu alayda kalacağımızı nereden biliyorsun? Ya başka alaya gönderirlerse ne yapacağız? Ya belki de başka şehirdeki bir birliğe verirlerse ne yapacağız? Olur mu olur? Vay anam vay. Ne yaparız biz sonra? Arzu abi aklı belir. Ne yapıp edip Levent Üsteğmen'in gönlünü almamız lazım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Pazartesi günkü spor müsabakası ile ilgili evrak. Düzenlenip alay komutanına imzaya çıkacak. Emredersiniz komutanım. Şu yakanı bağrında kapat. Otur otura iyice asker olmayı unuttun ha. Emredersiniz komutanım. Senin bölükte katılıyor mu Levent? Maalesef. Alay bünyesindeki bütün bölükler katılıyor. Bakalım ne yapacaklar? Ne yapacakları belli. Haytalık tembellik yarışması olsa kesin birinci gelirler. Gel. Kadri Sakaoğlu Adana. Bir maruzatım vardı komutanım. Yaptın mı mıntıka temizliğini? Yapıyorum komutanım. Şey, bir şey söylemek istemiştim sadece. Söyle. Komutanım, bütün bu olanların suçlusu benim. Eğer benim durumum böyle olmasaydı, arkadaşlarım tefeciye... Seninle bir alakası yok Kadri. Sadece olması gerekeni uyguluyorum. Eğer söyleyecek başka bir şey yoksa işinin başına dön. Emredersiniz komutanım. Seni hiç bu kadar sinirli görmemiştim Levent. Sinirli değilim komutanım. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Madem iyilikten, güzellikten anlamıyorlar... ...ben de onların anlayacağı dilden konuşacağım. Gayrı dayanamam... ...ben bu hasrete... ...ya beni de götür... ...ya sen de gitme... Ateşi aşkın alizim, yakma çırağımı. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Ne olacak Barz abinin hali? Feride gitti be ya dağ gibi adam. Bir haftadır yüzünde düşen bin parça. Ah be Liz yenge be. Madem dönecektin memleketine, niye gönlünü çaldın şu garibanın ya? Ya durun be oğlum. Belki de gitmez. Ya nasıl gitmez be ya? Görev süresi dolmuş. Elinde sonunda dönecek ailesi yanında. Kalıp da yapacak. İyi misin Hamza abi?
Ha? İyiyim Tosun Can, iyiyim. Sen nasılsın? Üzülüyorsun seni şu halde be abi. Yüzün gülmez oldu be ya. Ha, geçer babacan, geçer. Bu da geçer. Oğlum Arıza abi neler atlattı, bunu mu atlatamayacak bu? Ha? Hamza abi, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Seni böyle üzgün görmek istemiyoruz be abi. Eyvallah Vedat'ım, sağ olasın. Ya beni boş verin be siz. Asıl Levent Üsteğmen'i nasıl gönlüne alacağız onu düşünün. Firar edecek diye çok korkuyorum valla. Öyle deme şaşkın. Firar mirar sakın ha. Ya bak ne diyeceğim. Hediye mi alsak acaba? Sevinir valla. La, Rüz yenge o kalpli süveteri aldığında nasıl da sevinmişti. Onu demiyorum be mal. Levent Üsteğmen'e diyorum. Tabii. Alalım, süper fikir bence. Alalım da sonra o hediyeyi başımızda paralasın. Ya kardeşim hiçbir şey anlamıyorsunuz ya. Levent Üsteğmen o tür hediyelerden hoşlanmıyor. Yemeğe götürek mi la? Lokantaya. Yok. Luna Park'ı götürüp çarpışan otolara bindirelim istersen. Sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun ha. Buongiorno, signoras. Ooo, yazıcı efendi. Gezmeye mi çıktın lan? Tabii rahatın yerinde, ah. Ne rahatı ben, ne rahatı. Ya Levent Üsteğmen sıkı yönetim ilan etti oğlum. Başımı kaşıyacak vaktim yok benim. Nereye bile? Seyfi Efendi. Pazartesi yapılacak yarışmanın dokümanları ve ben taburlara dağıtıyorum. Dur bakayım dur dur. Ne yarışmasıymış öyle? Bölükler arası tesisatlı koşu ve atış yarışması. Anam! Buldum. Kazananı ne veriyorlar? Ne bileyim abicim, şilt, milt bir şeyler veriyorlar herhalde. Tamamdır la bu iş. Oğlum bu yarışmaya kazanırsak Levent Üsteğmen'in gönlünü kesin alırız. Ya kolay da o kadar da. Oğlum bu alayda neredeyse 15-20 tane bölük var biliyor musun Cumbu Efendi? Ne olacak oğlum? Bir kere biz atış müsabakasını havada karada kazanırız. Şşt! Katılıyorum, doğru söylüyor Şişik. Değil Levent Üsteğmen'in gönlünü almak, kahraman oluruz be. Bana bak Terik saymadan. Sevgiyle kahraman falan demeye başladı. Bak mideme ağrılar giriyor ha. He valla. Daha tefeci olayında kahramanlığımız da unutulmadı. Ah yeter ama. Ne oldu komutanım? Sana diyorum, ne bu böyle? Gereksiz yere üzüyorsun kendini. Sen elinden geleni yapıyorsun. Madem anlamıyorlar, çeksinler cezalarını. Ben bunları adam etmeye beceremediğime göre bir yerde bir hata yapıyorum herhalde. Hata falan yapmıyorsun. Kapasiteleri bu kadar. Birçok askere göre rahat bir alayda görev yapıyorlar. Onlardan istenilen şeyler de belli. Sadece tek istediğim birazcık adam olmaları. Ya sivil hayatta olsalar tefeci kim bilir bunlara neler yapar. Of, bırak şimdi bunları. Ne yapayım komutanım? Bu türlü aklımdan çıkmıyor. Anlaşıldı. Bu odanın içinde yüzünü güldürmenin bir yolu yok. Yarın nöbetin var mı? Hayır, yok komutanım. Tamam o zaman. İtiraz istemiyorum. Yarın beraber yürüyüşe çıkalım. Hem spor olur hem de sonra kahvaltı yaparız. Bildiğim güzel şirin bir kafe var. Hı? Ne dersin? Benim pek keyfim yok komutanım. Gelip sizin de canınızı sıkmayayım. Bir şey olmaz. Sohbet eder keyif yaparız. Yalnız yemek borcunu yerine geçmez haberin olsun. Emredersiniz komutanım. Ya şöyle gül biraz. Merak etmeyin birazdan yine canım sıkılır. Şu spor müsabakaları ile ilgili kura çekimi var. Of. Diğer komutanlar bölüklerinin başarısından bahsederken bakalım ben ne yapacağım. Annem, benim Kadri. Canım annem, ben de seni özledim. Para geçti mi elinize? Sen beni merak etme anneciğim, üzme sen kendini. Bak benim arkadaşlarım burada, benim yanımdalar. Nikiden haber var mı? Dur be anne, hemen beddua etme. Belki de gerçekten paraya ihtiyacı vardı. Bir haberin olursa beni ara, değil mi? Bak ben Kamil'i arıyorum, ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Tamam anacığım. Tamam. Bak kontrolüm bitiyor. O pamuk ellerimden öpüyorum. Kardeşime, yeğenlerime selam söyle. Beni merak etmeyin sakın. Her gün aramazsam dert ediyor.
onların düzeni de alt üst oldu benim yüzümden. Üzme kendini be abi. Bak göreceksin, geçecek. Var mıymış Nikiden haber? Yok valla. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Yoksa Niki yapmaz böyle bir şey. Ya kabul etmezse Deniz Yüzbaşı? Etmeyecek de ne olacak oğlum? Onun görevi bizim gibi eşekleri eğitmek. Eğitim subayı değil mi? Ya güzel arkadaşlarım benim, rahat olun. Deniz Yüzbaşı'yla aram fevkalade iyidir. Beni kırmaz. Tabii tabii. O yüzden seni görünce saçları dikeliyor böyle. Dikkat! Ne geziniyorsunuz burada aylak aylak? Komutanın verilen görevi yerine getirdik. Şimdi ne yapalım diye size sormaya geliyorduk. Görevli listeleri Ahmet Başçavuş'ta. Gidip ona sorun. Oğlum şimdi ağlayacağım ha. Ben komutanım istiyorum. Üzülme Tosun'um, metin ol. Yarışmayı kazanınca aramız düzelecek. Yine bize eskisi gibi bağırıp çağırıp kızacak. Eyvallah ya. Ne güzel bağırırdı eskide bize. Tamam be abi, tamam hadi. Oyalanmayalım da gidelim bir önce şu işi halledelim. Hadi lan! Oğlum bağırma, ben onbaşıyım ha.